Evet arkadaşlar ses olaylarına ünsüz düşmesiyle devam ediyoruz. Ünsüz düşmesi K ünsüzüyle biten sözcüklere cik cak eki geldiğinde ünsüz düşmesi olduğu görülüyor. Şimdi örneklerini gösterelim. Yumuşacık. Hemen ilk örneği yazacağım ben tekrar. Şimdi kelimemiz K ile bitiyor. Ne dedik? K ile bitecek. Sonra cik ya da cak gelecek. Hemen bakalım yumuşacık cık ekini getirelim. Bakın cık eki geldi. Yumuşak cık değil, yumuşacık oldu. Yani sondaki bu k'nin düştüğünü gördük. İşte buna ünsüz düşmesi deniyor. Küçücük zaten hep k ile ilgili olduğu için örneklerimiz k'den gelecek. Bundan sonrakileri yazmama gerek yok. Bence çok farklı bir şey olursa yazacağım. Küçücük. Kelimemizin kökü küçük. Bakın burada k var. cük eki geliyor. Bu arada cik dedim ya arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe'de ünlü uyumlarına uyar ekler. Yani cikse cik ise bu cık da olur. Cuk da olur. Cük de olur. Yani ben cik diye şurada belirttim diye siz bunu sadece cik diye düşünmeyin. Ya da cak dediğim cek de olur. Sıcacık. K ile bitti. Cık eki geldi. Sıcacık oldu. Küçücüğü söylemiştim herhalde. K ile bitti. Cükle başlayan ek geldi. Şu arada K düştü. Ufacık. Ufak kelimemizin kökü. K var burada. Cık eki geldi. Bakın şu arada k düştü. Çabucak. Çabuktur kökümüz. K ile bitiyor. Cak eki geliyor. Şu arada k düştü. Minicik. Minikcik. K ile bitti. Cik geldi. Arada şurada düştü. Büyücek. Çok fazla belki günlük hayatta duymuyorsunuz büyüyeceği ama var böyle bir kelimemiz. Yazayım bunu. Aslında kelimemiz büyük kökümüz büyük. Daha doğrusu kökümüz demeyeyim. E, büyümek büyük de büyümek kökünden gelir. Yani burada bir k yapım eki var. E, gövdemiz aslında. Büyük kelimesi k ile bitiyor. Kök demeyeyim. Büyük kelimesi k ile bitiyor. Üzerine -ecek eki geliyor. Buradaki k düşüyor, büyüyecek oluyor. Bunu dediğim gibi belki çok sık kullanmıyoruz büyüyecek kelimesi ama böyle bir kelimemiz var. Devam edelim. Evet arkadaşlar, gene sonunda k ünsüzü bulunan sözcüklere l ya da ms eki gelirse. Biraz önce ne yapmıştık? k'ye cik ya da cak, cak gelirse. Burada da k'ye k ile biten bir sözcüğe daha doğrusu l ya da bunlar ekler, yapım ekleri ms'e yapım ekleri gelirse gene k düşüyor. Dikkat ederseniz çoğunlukla k'nin düşmesiyle ilgili bir e, ses olayı karşımızda. Yine küçük kelimesi bakın k ile bitiyor. ms eki gelince küçümsemek olduğunda şu arada k'nin düştüğünü görüyorsunuz. Yükselmek bu genelde bulunamıyor. O yüzden bunu yazacağım. bunu birçok kişi yükselmeyi kök zannediyor. Halbuki öyle değil. Yükselmenin kökü yüksek. Sonra l yapım eki geliyor aslında arkadaşlar. Bu l yapım eki geldiğinde buradaki k düşüyor. Bu ilginç bir örnek değil mi? Bunu bilelim. Yükselmek burada bakın gördünüz. Ufalmak benziyor. Ufaktan L yapım eki geldiğinde burada arada K'nin düştüğünü görüyorsunuz. Küçülmek de aynı. Küçük. K ile bitiyor. L yapım eki gelince düştüğünü görüyorsunuz K'nin. Yamuk, yamulmak gene K ile bitiyor. L yapım eki gelince düşüyor. Seyrelmek, seyrek K ile bitiyor. L yapım eki gelince düşüyor. Bu örnekleri sık sık sorularda göreceksiniz arkadaşlar. Evet bunlara dikkat, bunlara dikkat edin. Ee, mesela adaş. Adaş kelimesinin e, kök olduğu, burada herhangi bir ses olayının olmadığı zannedili zannediliyor. Halbuki adaş kök değil. Bir kere adaşın kökü at. Ad. Şöyle güzel yazayım. Bu arada Türkçecilerin yazısı güzel olan, güzel olur diyen yalan söylüyor. Örnek ben. Ad kelimesi D ile bitiyor. Üzerine daş yapım eki geliyor. Yani burası kök. Bir kere adaşı kök olarak böyle almıyorsunuz. Adaş kök değildir. Adaşta kök ve yapım eki vardır. Bakın iki D. Bir tanesi düşüyor, adaş oluyor. Yani adaşta bir D düşmüş. İlginç değil mi arkadaşlar? Kaldırımda aynı şey var. Bunu da yazacağım. Kaldırım kalkmak. Yerden yukarıya kalkan yer anlamında. Yapım eki, ımda yapım eki, kök. Bakın kökümüzde K var gördünüz mü? Dır yapım ekini alınca kalktırım değil kaldırım oluyor. Yani burada bir D'nin bir K'nin düştüğünü görüyorsunuz dırın etkisiyle. Şu K düştü. Getirmek bu da bence ilginç bir örnek arkadaşlar. Aslında gelmekten gelir getirmek. Sonra tir yapım eki geliyor. Diğerleri çekim eki onları yazmayayım. Bakın gelmekten tir yapım eki gelince burada L düşüyor. Ve getirmek oluyor. Bu da ilginç bence. Kelimenin son halini yazayım. Bakın şu arada L düştü. Bunlar da ilginç örnekler. Evet. Gelelim başka bir e, ünsüz düşmesine. Bu da arkadaşlar ast-üst kelimelerinde karşımıza çıkıyor. Mesela üst teğmendir. Aslında üst teğmen dediğimiz şey üst teğmendir. Yazayım ilk örneği. Burada koyula gösterdim gerçi. Görmeniz için ama olsun. Ben gene de yazayım. Üşenmeyelim üst teğmen iki kelime birleştiğinde şu aradaki t'lerden bir tanesi düşüyor. Az teğmende de aynı şey var. Evet. Evet. Burada ünsüz türemelerimiz bitmiş. Bir dahaki ses olayında görüşürüz arkadaşlar.